Merhaba dostlar, Kanada'ya dair yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kanada'da eğitimi konuşacağız ve yanımda Kanada lisanslı göçmenlik danışmanı Murat Koçak var. Kendisi aynı zamanda eğitim danışmanı ve gene lisanslı değil mi Murat? Evet, doğru. Kısaca seni tanıyalım, ondan sonra bize bir lisanslı danışmanı bir kısaca anlatır mısın? Ne farkı var lisanssızla lisanslı arasında? Ondan sonra bugün konumuza geçelim. Evet, tabii ki. Ben Kanada'da eğitim aldım. UFT'de 4 yıllık bölüm bitirdim. Commerce diye geçiyor. Bunu biraz analitik bir işletme bölümü olarak düşünebilirsiniz. Sonrasında da eğitim danışmanlığı sektöründe başladım ve son 2,5 yıldır da lisanslı göçmenlik danışmanı olarak çalışıyorum. Kanada'da bu lisanslı göçmenlik danışmanları RCIC diye geçiyor. Bir kuruma bağlıyız. Özel sınavlardan ve eğitimlerden geçiyoruz. Ve son 2 yıldır da öğrencilerimize gerek eğitim gerek vatandaşlık konusunda yardımcı oluyoruz. Bu Kanada Devleti'nin onayladığı ve sizi resmi olarak bir tanımladığı bir statü değil mi? Lisanslı olmak. Doğru, RCIC diye geçiyoruz. Kendi portalımız var ve öğrencilerimizin vize başvurularını veya göçmenlik başvurularını kendi portalımız üzerinden yapıyoruz ve takibini yapabiliyoruz. Anladım. Bu videoda seninle Kanada'da yaz okulunu konuşmak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle Kanada'da yaz okulu nasıl oluyor, ne bitiyor bir anlatabilir misin bize? Tabii, yani Kanada'da yaz okulu hani öncelikle her yaştan öğrenci Kanada'da eğitim almak için gelebilir. Dilerseniz lise öğrencisiyle başlayalım örnek olması için. Lise öğrencileri yazları birkaç opsiyon var Kanada'da dil eğitimi alabilmeleri için. Özel bir dil okulunda dil eğitimi alabilirler. Haftada 20-25 ya da 30 saatlik opsiyonlar var. Açıkçası bu en düşük bütçeli opsiyonlardan bir tanesi. Ama yani lise öğrencileri için her zaman tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Çünkü yaş aralıkları öğrencilerin çok farklı olabiliyor. Özellikle kalacak yer de problem olabiliyor. Biz ikinci ya da üçüncü opsiyon olan bir üniversitenin veya özel bir lisenin yaz kampları oluyor. Bu işte kurumların rezidanslarında öğrenciler kalabiliyor. Bu tarz eğitimleri tavsiye ederiz. Bunlar biraz daha temalı eğitimler olabiliyor. Ya dili geliştirmek için ya yarın öbür gün üniversitede Kanada'yı düşünüyorsa öğrenci o üniversitede biraz deneyim kazanmış olabiliyor. Opsiyonlar bunlar. Peki süreler ne? Yaz okullarında ne kadar süre ayırmak lazım bu işe? Evet, yani Kanada Türkiye'den açıkçası 9 saat uzaklıkta bir ülke. O yüzden hani minimum 2 hafta geliyor genelde öğrenciler ama 2, 3, 4 haftalık eğitimler mevcut. Özellikle özel dil okullarında dili geliştirmek için gelmek isterse öğrenci haftalık yani bir haftadan başlıyor ama 8 ay bile dil eğitimi alan öğrencimiz var. Peki konaklamayı nasıl hallediyor bu esnada? Çünkü kısa süreli bir konaklama olacak aslında. Evet, doğru. Konaklama en zorlu konulardan bir tanesi açıkçası yaz okullarında. Üniversite ya da özel lise olacaksa bunların rezidansında kalınabiliyor demiştik. Ama özel lisede olacaksa ya eğer yaşlarına uygun rezidans opsiyonu varsa yakında bir rezidansta kalınabilir. Biz yine konaklama ve rezidans konusunda öğrencilerimize yardımcı olabiliyoruz. Veya aile yanı konaklama opsiyonlardan bir tanesi olabilir. Fakat özellikle mesela Toronto, Vancouver ya da Montreal bunlar ufak şehirler olduğu için ve büyük alanlı evler olmadığı için aile yanı konaklamalar maalesef şehrin 1 saat ya da 45 dakika uzağında kalabiliyor. Bir lise öğrencisinden baz alarak yola çıkalım. Ortalamalarda ücret ne? Mesela bir ay kaldığını düşünelim. Bir ortalama fiyat verebilir misin? İnsanların en azından kafasında bir fikir oluşması açısından. Tabii ki. Yani dil okullarının en düşük bütçeli opsiyon olduğunu söylemiştik. Dil okulları aylık 800 dolardan başlar. Çeşitli promosyonlar olabilir. Vakti geldiği zaman öğrenciden öğrenciye de değişebilir. Her öğrenci en uygun okul lokasyon ve promosyonu bulmak için zaten çalışıyoruz. Ama ortalama hani 800 ila 1500 Kanada dolar arasında olarak düşünebilirsiniz. Ama eğer bir üniversitenin veya bir özel bir lisenin yaz okulu olacaksa rakamlar 4000-5000 Kanada dolarlarını da bulabilir. Ama bunlar yeme, içme, aktiviteler vesaire dahil oluyor. Öbür özel dil okullarında sonuçta hani belki 1200 dolar eğitime veriliyor ama sonrasında 1400 dolar da 45 dakika uzaklıkta aile yanı konaklamaya veriliyor. Anladım. Yani minimum açıkçası 3000 Kanada dolarının altında çok bir opsiyon yok bir aylık eğitim için. Peki şimdi bu anlattığından öncesinde bir planlama ve hazırlık süreci olması gerektiğini anlıyorum ben. Ne zaman başlamak lazım? Ya yaz okuluna gitmeyi düşünüyorsa bir kişi ne zaman bu işe başlamalı ve siz de başvurmalı? Evet, aslında şöyle söyleyeyim. Yani biz bir öğrenciye bir haftada bile acelemiz varsa uygun program bulabiliriz ve öğrenciyi başlatabiliriz. Ama öğrencinin ve ailesinin planlama yapabilmesi için genelde 8 ay öncesinden, belki de 1 yıl öncesinden bu süreçleri düşünmeye başlamasını tavsiye ederiz. Son anda olduğu zaman hani uçak bileti, akomodasyon ayarlama bu stresleri bir kenara koydum. Vize sürecini maalesef kontrol edemiyoruz. Konsolosluğun elinde olan bir süreç ve COVID öncesinde 2-3 haftada sonuçlanan vizeler
COVID sonrasında hani 3-4 ayda sonuçlanabiliyor. Bu stresleri bertaraf etmek için yani en geç Şubat, Mart, belki Nisan ayında bu sürece başlamakta fayda var. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, Kanada'da yaz okulu opsiyonlu eğitim danışmanı, lisanslı eğitim danışmanı Murat Koçak'la konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.